Bilalemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mülazalarım diye tevhidle alakalı. Erdinç'te olması iyi oldu. Gerçi dediğim gibi sıra psikolojiye aitti ama bunun içinden geldim. Bir de masamda Furkan şey var. Tevhid defteri var. 23 olsa gerek. Atom altına inersen bir anda her yerde olursun. Orada bir yerde olmak imkansızdır. Yani burada bir anda her yerde olmak fiziksel imkansız değil, zordur. Zordur. İmkansız değil. 20 tevhid, 23 psikoloji. Ha, tevhid tam bu. Bir daha söylüyorum. Dünyada bir anda her yerde olmak imkansız değil. Zor. Atom altında bir yerde olmak imkansız. Yani suyun her yerde. Suyun damlaya düştüğü gibi, dumanın havaya karıştığı gibi mesela. Gibi. Gibi evet. Yani odundaki duman, odundaki nur bir yerde tutamazsınız. Yani ey nur sen burada dur. Burada durma. Altta ol, üstte yok. Yok. Onun için cennette bu lazım, bu sistem lazım. Yani bu dünya bilinmesi lazım. Çünkü bak nerede kullanacaksın. Cennette bir yerde olabilmek için nazar etmen lazım. Bir şuurlunun şuuruyla, şuur realitesidir. Yani mahluktur. Hayatın ince meratibidir. Kainatın hulasası hayattır. Hayatın hulasası şuurdur, histir. His ve şuurun hulasası akıldır. Aklın ceveri, zati ceveri, hulasası değil, ceveri, ruhtur. Akla kadar hulasa, akıldan sonra hulasa yok. Çünkü akıl bir cihazdır. Cihaz olunca şey olmaz, hulasası olmaz daha. Orada biter. Buna, yani atom altında bir şeyin her yerde olması, buna fizikçiler kuantum mekaniği diyorlar. Bununla ilgili artık bilgisayarlar da yapılmaya başlamış Hasan abi. Yani onun kuantum artık kabul edilmeyi bırakılıp artık teoriyi geçip bununla ilgili kuantum sistemiyle çalışan bilgisayar teknolojileri yapılmaya başlamış. Allah Allah, mesela nasıl yani? Ondaki olasılıklarla hesaplayabiliyor. Ama şuur olmadığı için nerede duracağını falan bilmiyor. Yani kuantum hızında, yani çok açık net bilmiyorum da bunu kullandıklarını biliyorum. Çok acayip. Sistem var, kontrol yok. Evet, şu anda kontrol yok. Sistem var. Buna mesela Newton mekaniği, fiziği, gelme, gitme, cam kırıldı, buranın alemi. Buna Newton mekaniği deniliyor. Bu aleme. Kuantum fiziğinde orada bir şuur bakarsa belirlenir. Yani kayyumiyeti bu noktadan bir bakın. Mesela atom altı, yani buzun suyu. Nasıl olursa buzu şekillendirirsiniz. Buzdan kasıt atomdur, varlık. Sudan kasıt atom altı. Şimdi atom altında ki mutlak ve muayyen olmayan enerji, buna kuvvet diyoruz da, hiçbir şey değil. Enerji böyle. Komünistler buraya kadar gelmiş. Yani maddenin, fiziğin arkası, zaten komünistler bunu da kabul etmiyordu da her şey maddedir. Maddenin arkası yoktur diyorlar. Bakma şimdi evirip çeviriyorlar. Tornistan ettiler. Bir kere ateizm kuantum fiziğiyle çöktü. Ve Darwinizm de çöktü. Yani kuantum fiziğiyle bunlar çöktü. Çünkü niye? Mantık şuydu. Atom asıldır. Madde bölünebilir en küçük parça deniliyordu. Biz daha lise okuyana kadar. Atom neydi? Maddenin bölünebilir en küçük parçasına deniliyordu.
Charles Darwin zamanında hücre şöyleydi. Bir balon düşünün, balon. Balon içinde elma suyu, havuç suyu, efendim şeftali suyu, kayısı, nar. Yani böyle sıvıların depolandığı bir balon kabul ediliyordu. DNA ve RNA bilinmiyordu. 1935'te atıldı, 1938'de kabul edildi DNA. Yani yazılım olduğunu. Charles Darwin bu mantığa üzerine kurdu. Yani doğa seleksiyon veya arınma, ayıklanma diyeceğim şey, kişinin yani şey varlığın, hayvanın veya varlığın yeni bir varlığa dönüşümü fiziksel hadiselerle anlattı. Çünkü niye? Hücre anlayışı buydu. Bu mantığa göre doğrudur. Doğrudur ne demek? Yani adam yürürse tabanı mayasır olur, bilmem ne, güneşte olursa siyahlaşır. Ama o adam başka bir, o fizikseldir. Ruhsal yapısı değişmez. Ruhsal yapı doğadan alınmaz. Doğayla da değişmez. Mesela benim şuurum, vicdanım, namus duygum doğadan değil. Maddenin fonksiyonu değil. Charles Darwin'i buraya götüren sebep şuydu. Yani mantığı, temel mantığını anlamak lazım ki ondan sonra tefekkürünüzü kurun. Darwin zamanında hücre anlayışı bir balon, efendim maydanoz suyu, portakal suyu, armut suyu, şeftali suyu depolanan bir kap. Dolayısıyla diş etkenlerle bunlardan bir tanesi ayıklanıyor. Balondan deliniyor, çıkıyor. Maymun oluyor, şeftali oluyor. Yani hücre anlayışı buydu. Şeftali donarsa şu olur. Armut buradan donarsa şu olur. Yani balondan şunu da maydanoz oldu. Çünkü niye? Çünkü balonun içinde bir tür şeyler var. Oysa insan cismen insan değil. Atomsal değil yani. Atom bir kılıftır, gömlek gibidir. Kuantum fiziğiyle materyalizm, ateizm çöktü. Bitti. Şu anda kılıf değiştirmeye çalışıyor. Yani yeni yeni şey yapıyorlar. Efendim maddenin arkasında enerji var. Günaydın kardeşim. Sen enerji demiyordun ki. Bölünebilir en küçük parçası maddeydi. Ve her şey buna dayandırıyordu. Maddenin maddedir diyor ya. Başka ne arıyorsunuz? Atom altı denen bir şey yoktu. Ve her şey onun üzerine bina etmişlerdi. Din ise metafizikten bahsediyor. Enfüsten bahsediyor. Eşyanın arkasındaki hakikattan bahsediyor. O hakikatin dışa vuruşlarına suretler diyor. Din o zaman da böyle diyordu. Tamam. Abi şuurla his ayırdınız mı? Tabii ya, korkunç fark var. Tabii ya, çok fark var ya. Bak, makinemiz olsun. Portakal suyu çıkartan, portakaldan su çıkartan. Şöyle sorayım abi, soruyu tam sorayım. Biz hani o ene o şey var ya, şekli var ya, onda hani akıl ve dimağları ikiye ayırdık. Mesela bu süreç içerisinde şuur hiçbir yere koymadık ama. O şekilde. O yüzden sordum soruyu size. Bulamadık yerini dandan. Yani meçhul masalar yoksa? Yok yok. Muayyendir, malumdur. Fakat şöyle diyoruz. Bir benim şeyim, içtihadım, tespitim ama daha şudur, eminim diyemiyorum. Bir, dimağın 7 mertebesi var ya, dimağ mertebesindeki aşağıdan yukarı çıkalım kesiften, kabuktan iyi. Tahayyül, tasavvur, taakul. Taakul, akıl denilenin içerisindeki bir birimdir. Bir başka benim anlayışım, eski anlayışım, bu tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltisam, itikat, dimağın, bu 7 mertebesinin bütünsel hali. Şuur. Öyle bir anlayışım da var. Ama %100 emin değilim daha. Çünkü haddimi biliyorum. İhata edemedim daha. İhata edemedim. Yalnız şu, ustadın sari ifadesi şu. Portakalı makineye koyduk, özünü aldık ya. Allah'ın dışında bütün alemleri, arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, ne aklına geliyorsa. Hepsini koyun makineye. Öz alın. Meyve suyu çıkar gibi çıkarttın. Ne çıkıyor? Ne çıkar? Hayat.
Hayatı daha latif bir makineye koyun. Bzzz, alın. Ne çıkar? His ve şuur. His ve şuur. O yüzden sordum abi. Çünkü ben şu an his üzerinde biraz şey yapayım da. His vicdanda da var, dimada da var. Çünkü hissin özelliği şudur. Bağdır. Dimada nasıl olur abi? Şöyle bir anlatayım ondan sonra. Şu dağın tepesini düşün. Dağcıyım, ipim var. Ucunda çengel var. Fırlattı. Dağa takıldım. O hedef. Bu ipe tutunum çıkıyorum. İpin adı his. Hissin görevi sabit değil değil mi aslında? Değil. Bağlama özelliğine sahip. Realitedir, vücut arayıcısı var. Vicdanda da, vicdanın dört özelliği vardı son. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani, bütünlüğü. Dimada da var mesela. Her şeyi anlatmıyorsun, gösteremiyorsun. Batılı tasvir etmemek veya insanlarda travma olmasın diye sizi biraz şey yaparak anlatayım. His vücudu haricisi var ve mahluktur, mayyendir. Size ait, ona ait bir şey anlatayım. Seçeyim, gene size de seçiyorum. Hanımın bir tanesi boğaz meselesinden doktora gidiyor. İlaçta hücre düzeltilebiliyor ama hem maddesel tıbbi tedavi göreceksin hem de Kur'ani. Çünkü tıp hücreyi tamir ediyor ama gene adam bozuyor. Gene içiyorsun, gene bozuyor. Bu yani. Aslında ilaç düzeltiyor. Ama bozan devam ettiği için onu da başka şeyle göndereceksin. Kur'an'la vesaire. 727 sözlerde diyor ya, ya tılsımdır. İki nokta üstüse celbeder habise revahları. İki nokta üstüse demek izah demek. 727'de harama nazar ettiğin zaman, haram var ya harama. Harama nazar ettiğin zaman ustad diyor ki ya tılsım. Burada bir tılsım var diyor. Tılsım ne demektir ustadım? İçinde bana bahseder misin? İki nokta üst üste. Celbeder habis erbahları çeker. Yani o harama baktığın zaman, dindeki ismi haram, ben fiziksel konuşuyorum. Haram demek onun ruhsal, yani ruhu, siması, bedensel bütün özelliği, içindeki cini, içindeki şeytanı, içindeki habis duyguları, bütünsel ruhu alıyorsun. Celbeder habis erbahları diyor. Harama nazar etmek, yani sana günah, bir çizik değil o. Öyle bir günah yok yani. Günahın ve haramın fiziksel boyutu var. Çizik değil. Sana günah hanesine bir çizik. Sevap hanesine bir çizik. Realitedir. Mesela Allah Resulü diyor ki, masum bir çocuğu, ağlayan bir çocuğu okşayıp şey yapmak, gönlünü almak sadakadır. Veya çocuğu okşamak sadakadır. Sebebi şu, ağlıyor. Pozitif enerjisi çok. Atamıyor. Senin de moralin bozuk, canın sıkılmış. Ya niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Senin pozitife ihtiyacın var, onun negatife ihtiyacı var. Surduğun anda elini, onun artisi sana geçiyor, seninkisi negatif. Çünkü hayırlı işler diyor, hayırlı niyet ettiğiniz anda ses daha yapmadan Allah'a ulaşır. Yani aslında fiziksel bir dengelenme var. Mesela en büyük tedaviyi, ben ta 10 sene önce de CD'lerde de geçiyor, belki de 20 seneden bahsediyorum. En büyük tedavi cömert olmak, vermektir. Mükemmel olmanın en büyük özelliği cömerttir çünkü Allah cömerttir. Vermek tedavidir, tedavi. Her yönde değil mi? Hangi olursa olsun. Dinin onayladığı vermek. Yani yemek değil. Ne mutlu o baklava yiyenlere demiyor. Ne mutlu verebilene. Yani ne mutlu derken fiziksel bir boyutu yapılandırması var. Konumuz o değil de girmeyeceğim. Verebilmek, vermek ruhsal bir mısırın patlamasıdır. Çekirdeğin ağaç olmasıdır. En büyük tedavi vermektir. Almak değil. Almak hakikaten çöküntüye sebeptir. Yani ayıp oluyor falan ya falan. Yani psikolojik veya hayasızlık. Hayasızlık ne demek biliyor musun? Alt zemin tabanının çökmesi demek ha.
Yani bitkilerin büyüme zemininin yok olması demek. Asit dökmektir, hayasızlık. Hatta bugün düşünüyordum mesela haritalı niyet yaparken niyetler nasıl cisimleşir? Mesela bir yanlışlıkla baktın girmiyor. İkinci dikkati nazar. Dikkatle bağ kuruluyor. Tak adam giriyor. Her dizilerde, filmlerde çünkü cinler ve erva habiseler 6000 nev şeyle elektrikten daha latiftir. Radyo televizyon dizilerinde hepsine bindirilmiş. O 25. karede bahsetmiyor. Hepsine bindirilmiş. Sebebi kapat Allah'ını seversen. Kapattıktan sonra diziden sonra yastan bu sözümü bir hatırla. Bak bakalım seyretmeden önceki haletin var mı? Nasıl ne oldu? Ne girdi ki değişti? Abi düşüncelerim değiştiği için ister değişti. Heh, düşünceler zaten yoldu, yöntemdi. Sana giriş yoluydur. Yani bir sistem çalışıyor. Bir sistemde de bahsedeceğim burada. Mesela rastlantı. Rastlantı da bir sistem. Mesela şüphe de bir yapı. Şüphede şüphe etmiyoruz mesela. Vesveseden vesvese dersen vesveseden kurtulamazsın. Vesveseden vesvese ediyoruz. Kurtulamaz. Vesveseden vesvese etmese kurtulursun. Ters söyledim, sen şimdi düzeltiyorum. Vesvese. Vesvese bir şeydir. Vesves. Zel zel. Yani aynı şeyin tekrar. Ser ser i. Ser başı dönmüş. Tırt 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 tırt. Ser 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 i. Ser 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 i. Zel zel e. Ves 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 ves. Aynı şeyi tekrar. Dalga geliyor. Tır 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 tır. Bu işte. Yani o kadar alete ki adam gibi yaşarsan adam gibi yaşarsın. Devam ediyorum. Bu dünya çok garip bir yer. Bunlardan da böyle bahsedenler de pek yok ya. Böyle klasik bir şey zannediyoruz. Adem Aleyhisselam ihtiyaç duyduğu bir yer. Oraları yapılandıran bir sistem var burada. Burası. Burası değil. Burası alemi gaybın üzerindeki tenteneli bir perde. Hafif böyle yırtarsan tefekkürle doğru oradasın. Şu anda düşündüğün yerdesin. Çok garip bir memleket. O kadar harika, o kadar mükemmel ki. Ama o kadar da zulüm, o kadar bataklık ki. Yani bilmediğin zaman bataklısın. Akıl ve şuur hakkında bir iki ayrım yapacaktınız da abi. Şimdi ona girersek. İstersen siz bilirsiniz. Girmeyeyim. Kısa bir mevzu değil çünkü, değil mi? Girmeyeyim çünkü şey çekiyor beni. Çok acayip yani. Dolu ya benim şeyim böyle. Bunlarla kafam. Bu sefer abi nereden yiyor? Haklı tabii, itiraz ediyorlar derste. Abi ne anlatıyordu? Nereye? Çok haklılar. Hak veriyor. İtiraz yok. Bundan emin olun ki bilmediğimi bilin. Bilmiyorum. Veya zannımdır. Kanaatımdır. Ama külliyata bu benim tespitimdir. Veya bu benim realitem, gerçek kalem gibidir. Ona artık adınız gibi inan, o kesin. Peki. Kuantum fiziğinde orada bir şuur var. Yani kuantum fiziğinde şöyle deniliyor. Onları kullanıyorum. Metafiziği geçtiğiniz zaman orada mayen yok. Bir şey belirleniş yok. Mutlak. Her şey olabilir, bir duman gibi, enerji gibi düşünün. Bir şuur ona baktığı zaman ne şuur ediyorsa o oluyor, donuyor. Kaymiyeti de böyle düşünebilirsiniz. Nazargâh ilahi. Mesela bak şöyle diyeyim. Bu odayı içerisine duman, ısı, ışık koyun. Duman, ısı, ışık koyun. Karışık. Tamam mı? Hurdakar. Anlıyor musunuz? Gir içeriye, kapıyı kapat. Elma. Düşündüğün anda bu enerji tak elma oluyor. Çünkü elmanın içerisinde duman, enerji yok. Isı yok mu? Renk, ışık yok. Yani ne düşünüyorsan bu enerji hemen oluyor. Bir şuur kuantum fiziğine bakarsa o ne niyetle bakmışsa o oluyor.
Onun için cennette bunu 70 kat daha ilerisi. Cennetin bunu 70 kat ilerisini düşün. Düşünün andasın, düşündüğün yerdesin. Düşünün her şeydir. Kayyumiyet. Kayyumiyet böyle Allah bir yeri tutuyor. Şöyle bir tutuyor. Tamam. O zahir öyle. Yani her bir mananın dört şeyine bakacaktık ya. Bir. Huvel evvelu. Çekirdek. Huvel ahiru. Meyve. Huvel zahir. Huvel bu içimdeki sistem. Kayyumiyetin huvel evveli. Kayyumiyetin huvel ahiruhu. Kayyumiyetin huvel zahir. Kayyumiyetin huvel batın. Risale-i Nuri değil mi? Dört sahada izah edilecek. Kayyumiyetin, ben size batınından bahsediyorum. Evvelini daha bilmiyorum. Batını şu. Bir şuur. Şuur ehli. O mutlak ve muhit olan, muayyen olmayan, belirlenmemiş, hiçbir şekillenmemiş, olmamış, hiç şey denen bir şey yok. Yani bir enerji odası düşünün böyle bir enerji. Neye bakıyorsa tak o oluyor. Yani şuur kalıp çiziyor, donuyor yani, o enerji donuyor oluyor. Enerji donuyor. Kafayı bir çeviriyor, o gene enerjiye dönüşüyor. Baktığı zaman gene o. Çeviriyor tak. Bizim hayal penceremizde birdenbire şey yapmamız gibi mi? Yani daha acayip hızlı. Çok garip ya, size bir şey söylemiştim ya, bir de söyleyeyim. İlkokul 4'e veya 5'e gidiyordum. 4. Şöyle idi bizim köy, ilkokul orada okumuştum. Şurası bizim köy, şurası Kaşıki dağ, şey köy. Böyle ortada dere var. Çocukken diyorum hatıralarımda birkaç tanesinden bir tanesi şu. O zaman diyordum ki şöyle baktığım zaman acaba şey mübalağa zannediliyor. Çocuk bunu nasıl bilir ya veya şey bilmediğim nasıl hisseder, nasıl kalbine bu tür şeyler geliyor. Ben hayret ediyorum tabii yeni değerlendim. Şöyle köye bakardım karşıya şöyle ya. Acaba dedim şu karşıki köy dağ ben gördüğüm için mi var ve gördüğüm gibi mi? İnan. Sonra böyle dönerdim. Bakmıyorum. Acaba orası öyle mi? Çocukluk kafam. Şuraya kadar kafam çalışıyor. Şöyle kenardan bakıyordum. Aa gene öyle. Ama yani nasıl bileceğim diye bilmiyordum. Ve biliyordum ki inan. Yani o neyin şeyi? İnan ben baktığım için var düşüncesi vardı. Bir de başka bir isim şey yapayım çocukken. Şimdi karşıdan arabalar gidiyor tamam mı? Otobüs gidiyordu. Yolcular var. Karşıda yukarıdayım ya. En büyük meraklarımdan bir tanesi şu. Ya keşke o adamın, kadının, çocuğun, şoförün içine girsem de neler düşünüyor. Neler. Şöyle hepsini bir onu da otobüstekileri de hepsini böyle Allah Allah. Kaç yaşındaydınız? 4'e gidiyordum. 4'e ve anneme dediğim zaman oğlum dedi bu ancak Allah bilir bir de böyle şeyler düşünme dedi. Yani en çok merak ettiklerimde bir tanesi de buydu. Ve çok ilginçtir bir tanesini de söyleyeyim. Ben de dedim ki anneme o yaşta, ben evlenmeyeceğim, bunları düşüneceğim diyordum. Allah. İnan. Böyle, diyeceksiniz ki. Annene keramet göstermiş. Ya çocuk ya, masumiyet. Şu, dolayısıyla bu kuantum fiziği, yani diyecekler ki nereden çıktı? Benim ta doğamda, tabiatımda, yani melekutiyet arka taraf, mesela otobüste şoför ne düşünüyor anne? Oğlum ne yapacaksa ne düşünüyor? Hani bakıyorum otobüste onlar acaba çarşıya gidiyor falan. Hep böyle şey yapıyordum. Bir de başka bir tanesini söyleyeyim. Hiçbir insan yok. Dünyada sırf ben varım. Bir yerde doğru. Doğru diye. İnsan ayıkları da bir tercih ediyorsun. İnan hiç kimse yok. Sırf dünyada ben varım. Böyle öyle bir yürüyordum, öyle bir şey yapıyordum. Acayip acayip yani. Tarihlerde mesela ortaokuldayken millet
izine gittiği zaman ben o kitap alırdım, o roman veriyorlardı, bilmem ne veriyordu vesaire. Yani bu merak erdinç. Bu eskiden beri olmadı. Bu eğitimle, dersi duyarak, ya ben de merak edeyim dersen merakı, merak olmuyor. Onunla da alakadır. Yani ta küçükten olmasa bu tür şeyler meşgul olunmaz. Hani lazım ya bunu da öğreneyim dersen değil, o fıtri değil. Neyse, kuantum fiziğinde ben kayyumiyete öyle bir boyut getirmeye çalışıyorum. Alemimde bir şuur bakıyor, baktığı şey oluyor. Ama o öyle durabilmesi için şuur ehlinin devamlı bakması lazım. Bu da nazargah-ı ilahi olarak görüyorum. Allah devamlı baktığı için ayakta duruyor. Allah bir anda çekse, tutsa demiyor. Varlık şeceri hilkati bir anda kafayı çevirse aşağı, anlamak için söylüyorum. Bir anda kafayı çevirse her şey ademe gider. Her şey. Allah devamlı bakıyor. Yani bakıyor derken yani ne demek? Bu yani bu orası orası değil de başka anlatacağım bir şeklim yok yani. O gitmiyor artık. Orada kalıyor. Yani bakıyor derken o dur budur değil. Yani mesela buzdan suyu çıkartın. Ne oluyorsa varlıktan esmayı çıkartın ne olur? Yani bakan esma. Yani bakan derken buza su neyse Allah da öyle bir şey işte. Veya H2O. H2O suya, su buza. Şöyle de olabilir arkadaşlar abi. Şimdi ekranda kişinin kalp atışı gözüküyor. O kalbe sürekli nazar eden, onu dinleyen bir alet var. Güzel. Aferin. Şimdi kalp entegresi var ya, tır 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 tır. Yani devamlı senden sinyaller alıp gösteriyor. Senden bir an kesilse tır veya tır değil. Aferin, güzel bir misal. Abi zaten bir an... Yani bir kopukluk olsa... Kıyamet kopar. Evet. Yani tabii canım. Yani Allah'ın kayyumiyeti bir de böyle bakın. Ama bu huvel batın. Evvelini bilmiyor. Ahirini de bilmiyorum. İnsanda nasıl? Zahiri bu. Kitab-ı Mubin. Kayyumiyetin kitab-ı Mubini. Batını bu bir tefekkür yoluyla gir. Allah şuur ediyor. O öyle oluyor. Allah haşa böyle bir çevirse git. An bile yok. Tık. Göz kapatsa. Allah gözünü indirse kapatsa. Tövbe yani de Allah'ın göz kapağı yok. Göz kapağı indi kapatacak kadar. Anın anı bile yok. Sıfır. Böyle göz kapatmaması lazım. Şöyle bakması lazım Allah. Yani bir şuurun nazarı. Bakmak değil de nazarı artık öyle anlatıyorum. Onun için Allah'a böyle bir ihtiyacımız var. Hakikaten bir ders yapacaktım Sultanbeyli'nde. Şey yapamadı. Allah ihtiyaç mıdır? Niçin ihtiyaçtır? Böyle keyifli bir ders. Allah hoş bir şey ya. Ona benzer bir kalite var. Kaliteli bir ders var. Üçüncü lema. Şu anda yayına girmiş. İlk ders. Hakikaten son tarihlerde en çok sevdiklerimden bir tanesi. Ama tam kurdumu dökemedim ama. Umumi derstir. Tam kurdumu dökemedim ama. Yani çok ilginç. Aman abi burada dökmüyorsun seni. Elhamdülillah. İyi ki Risale. Devam ediyorum. Kimse bakmasa kuantum fiziğinde eşyanın melekutiyetine, kuantum demeyeyim diye artık, eşyanın melekutiyetine kimse bakmasa eşya yani melekutiyet belirsiz olur. Bakmak demek şuurla bir nazar. Bir şuur enerjiye bakarsa atom olup muayenleşiyor. Baktığı anda atomlaşıyor. Suyu buzdolabına koydunuz dondu. Kaba göre. Kaba göre dondu değil mi? Nazara göre dondu. İyi dinleyin şimdi. Bir şuur bakarsa enerjiye dönüşüyorsa şuur nedir? Tekrarlar mısın abi?
sana baktı değil mi? Bir şuur ona bakarsa varlığa dönüşüyor. Ve öyle tutuyor. Bir şuur ona bakarsa enerjiye ve atoma dönüşüyorsa şuur nedir? Higgs bozonu. Ha? Higgs bozonu. Higgs. Bozonu var ya. Higgs evet, bozonu. Higgs bozonu. Şimdi abi Tanrı parçacığı mı? Hayat dedik ya. Şimdi hayat, hayatın özü şuur ve his oluyor. Şimdi şuur geldi. Şuur nedir yani? Şuur. Evet. Şuur ayrı bir konu. Herhalde 6-7 tane ders var sitede. Bilgisayardaki yazılımla ifade edebilir miyim? Evet abim. Yok yani bilmiyorum o ucumuz diye. Benim alemime yaklaşması için dedim. Şuur. Ne amaçla o harflerin ne amaçla bir araya getirilmesi mi? O, yani. O mülk. Çünkü şuur dört konuda evvel ismiyle şuur, ahir ismiyle şuur, zahir ismiyle şuur, batın ismiyle şuur. Ya bir bakın o şuur şeyine de. Yalnız bu kadar bırakıyorum. Bir şuur bakarsa enerjiye ve atoma dönüşüyorsa şuur nedir? Hayatın daha özü ya. Allah yarattı arş, azam, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail. Hepsinin hulasası hayat. Hayatta yapmış Allah. Hayatı da makineye koyduk, özünü aldık. His, hissin de özü şuur. Ahbap şey diyor abi, paylaşayım mı? Şuur abi, enfüsü buraya taşıyan, his, burayı enfüse taşıyan. Çok güzel. Çok güzel. Aferin. Bir sıfatı bu. Ama bir sıfat. Çok güzel. Peki, şimdi konuyu değiştiriyorum, biraz rahatlayın. Ama bu da ilginç. Rastlantı değil. Niçin? Rastlantı inatçıdır. Yani bir kalıbı var. Rastlantı da bir kural işliyor. Rastlantı da bio. Yazı tura atarsanız rastlantı şu olur. Bir yazı bir tura. Bu rastlantı olur. Ama rastlantı böyle değil. Rastlantı değil. Sistemin içerisinde değişik bir sistemin işlemesidir. Rastlantıda bir yazı bir tura gelmez. Tura, yazı, tura, yazı. Yani böyle aynı inatçıdır rastlantı. Matematikte böyle geçer. Rastlantı inatçıdır. Bilgisayar programında rastgele 4 haneli bir rakam seçebilmek için ona koşullar vermem gerekiyor. Ve bak matematiksel bir koşullar vermen gerekiyor. 4 tane rastgele iş yapmak için. Tabii. İlk rakam için şu saniyenin şusunu, ikinci rakam için bunun bununu, üçüncü rakam için bunun bununu diye parametre vermem lazım ki. Yani rastgeleyi oluşturabilmek için bile parametre vermem lazım. Evet, rastgeleyi oluşturman için malzeme vermen lazım. Arkadaşlar bak, şey diyorum ya. Bu kainatın var ya, arş, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, alem-i şehadet, insan. He, bunun kaynağı adam hiçlik diyor. Dinliyor musunuz? Hiç diyor. Hiçlikten oldu diyor. Hiçbir sebep yokken hiçlik her şeye dönüşmüş diyor. O zaman bu varlığın kaynağı hiçlik midir? Desene, hiçin içerisini varlıkla doldurmuşsun. O zaman hiçin içi hiç değil. Hiç olur mu? Hiç olmaz. Bu hiç olmaz. Anladın? Mesela o zaman demiştim ki, kardeşim ben şüphe ediyorum dedi bir tanesi. Ha, benim işim bu ya, bu tür tiplerle görüşüyorum bazen. Ben dedi şüphe ediyorum Allah'tan dedi. Ya tamam, onun olduğunu nereden bileceğim, Allah'tan şüphe. Ya bir de dedim şüphenden şüphe etsene. Şüpheyi niye realite kabul ettin? O da bir his. Şüphe de bir histir. Doğruyu bulman için sana vermiş. Şüphenden şüphe etsene. Vesveseden vesvese etme. Gibi oldu yani. Şimdi hiçbir hiçlikten bir varlığın her şeyi yaratması kafasına yatmıyor. Hiçlikten bir Allah'ın yaratması kafasına yatmıyor. Hiçlikten hiçbir sebep yokken hiçliğin her şeye dönüşmesine kafası yatıyor. Böylelikle hiçin içerisine varlık koyuyor.
varlığın kaynağı hiçlik diyor. Çünkü tesadüf, tesadüf değil. Nedir tesadüf? Var. Üstad da külliyata da kullanıyor. Tesadüf var. Sistemin içerisindeki mükemmelliği göstermek için bazen şans hadiseler var ya, mesela her şey elma, armut, karpuz, portakal, mandalina, tuzu, karabiber konmuş. Ama hıyarın tuzu yok. Ha, tesadüf gibi, aynı bu da böyle. Diğerlerinin kıymetini göstermek, diğerlerdeki oranı, tasarımı, hesaplayı, kastı görmek için kastın dışında çıkan bir şeyi gösteriyor. Yani belediye bir bahçe yapar ya diyor, güzelliği göstermek için şuzuz etmiş, nizamsız, kanunsuz böyle bir kaya parçasını koyar. O böyle garip bir manzarayı göstererek buradaki güzelliği gösteriyor. Ha, o zaman tesadüf var, şöyle var. Sistemin içerisindeki ayrı bir sistemdir o. Tamam. Ama bu sistem, bu sisteme göre çalışmadığı için ona bu ismi koyduk. Dedim ya işte mülahazalarım, tevhidi bir mülahaza ders. Demek ki rastlantı inatçıdır. Yani bir kalıbı var, rastlantıda da bir kural işliyor. Sistem içinde değişik bir sistemin adıdır rastlantı. Rastlantı üst üste gelir, bir o, bir bu. Bir o, bir bu olmaz rastlantıda. Rastlantı bizim alıştığımız sistemin ayrı bir sistem olduğundan rastlantı, rastlantı denmiş. Alıştığımız sistemin dışında bir sistem işliyor. Rastlantının ismi rastlantı. İsmi bu. Mesela sır. Koy kenara, bununla meşgul olma. Değil. Bu adamın, yani bu latifenin ismi sır. Ustad bilmiş ama teşhis edemedim diyor. Varlığını görmüş. Mayenleştirmemiş. Diğer manalar gibi bunun da mı? Mesela o onu şey yapmış mesela. Sırrı diyor. Fark etmiş, görmüş. Ama diğerleri gibi bir kalıba sokulmadığı için sırrı koymuş oraya. Sır olsun diye olsaydı, sır kadem bassaydı, sır ifade edilmezdi. İfade ediliyorsa realitesi var ve varılan bir şey. Yani koyun kenara, uğraşmayın demek değildir o sır. Ruh da böyle. Dünya rastlantıyla olmuş diyene de ki, bak, dünya rastlantıyla olmuştur diyene de ki, bu makamda doğrudur. Doğru söylüyorsun. Ama senin bildiğin gibi değil rastlantı. Rastlantının bile bir kuralı var diyeceksin. Hani varlığın kaynağı hiçlik dedin ya, doğru. Ama bu varlığın kaynağı hiçlik mi dedin he? O zaman bu varlığı hiçliğin içine koydun. O zaman hiçin içi, içi hiç değil. Sen ismini hiç demişsin. Kur'an'a göre. Ben ona Allah diyorum veya Esma diyor. Kur'an'a göre rastlantı değil mi? Evet, yani içteki sistemin adı. Yani mesela diyelim ki bu belediye değişik, yani bir kural koymuş. Yani bu kuralın dışında bazı kişilere devlet erkanı geldiği zaman o girilmeyecek yollara, giriş yasak olan, bilmem şey yapılmaması gereken şey hemen kaldırılıyor değil mi? Niye? Rastlantı olarak. Oysa umum sistem içinde değişik bir sistem o. O da yanlış bir sistem değil. Bütünlük içinde yanlışlıktır. Ama bütünlüğün dışında bir sistem olduğu için o da doğrudur. Matematiğin vücudu olmadığından, bu ben de matematik kuyruğunu bırakmıyorum. Çünkü dinsizler, ateistler en çok korktukları saha matematiktir. Matematik profesörü gidiyor Allah'ı inkar etmek için, ateist. Allah'ı inkar etmek için matematik profesörü olduğu halde matematikten bir tane delil getiremiyor. Gidiyor felsefe okuyor. Çünkü dinsizliğin en güzel zemini felsefedir. Matematik profesörü olduğun halde mesela Dawkins matematik profesörüdür. Felsefe okudu sonra.
Mesela Hawking fizikçidir. Matematiği de kullanmış. Ama Allah'ın kar etmek o kadar idealist olmuşlar ki kendi en iyi bildiği meslekten örnek bir tane yok. Tanrı yanılgısı diye Dawkins'in kitabında bir tane matematikten örnek yok. Ama matematik profesörüsün. Çünkü matematiği anlatayım size. Matematik çok ilginçtir. Kaynağı yoktur. Vücut haricisi yoktur. Ademi vücuttur. Adl isminden şey yapıyor. Adl ismini sıfat olduğu için onu ademi vücut üzerinde varlık inşa edildi. Bazıları soruyor. Abi diyor matematik adem ama adl ismine dayanıyor. Yani vücutsuz vücut varlığın ifade edildiği zemin. Bak şimdi. Matematiğin vücudu olmadığından mesela 5 tane elma. Kaç tane elma? 5. Kaldır 5 tane elma. Elmayı kaldır. 5 duruyor mu hala? Duruyor tabii 5. 5 kafada duruyor. Elmayı kaldırdı. Yani mesela seni ziraat değildi. Bak senin bilgin buna bağlı. Ziraat mühendisliği. Ziraat bilgi. Senin gıdaydı değil mi? Senin bilgin gıdaya bağlı. İlim malumata. Senin bilgin buna bağlı. Değil mi? Senin bilgin buna bağlı. Bunu ortadan kaldırırsam, yok edersem senin bilgin yok olmuş olmaz mı? Olur. Yani kalkar yani. Ona bağımlıydı yani. Eğer bitki yok olursa bitkiye ait bilgi de yok olur. Realitesi yok. Kaldırdın. Ayna yok. Ayna yok. Ama varlığı kaldırın, matematik hala var. Fizik ilmi fiziğe bağlı. Varlığa bağlı. Ama varlığı kaldırın, fizik de yoktur. Varlığın kaynağı Big Bang diyor. Bir Müslüman dese, Nur-u Muhammed dese şey olur, yubaz olur. Big Bang ne diyor biliyor musun? Mekansız, zamansız, sıfır zaman, sıfır mekan, sıfır hacimden bütün zaman, bütün mekan çıktı. Sıfırdan. Bunu ben desem, Nur-u Muhammed'den sıfırdan çıktı dese, şuraya bak. Varlığın kaynağı sıfır diyor. Ama peki ne diyorlar? Sıfır zaman diyor değil mi? Varlığın ilk sıfır zaman sıfır mekan. Matematik değil mi sıfır? Demek ki varlıktan önce sıfır zaman diyorsan eksi zaman da var. Varlıktan önce matematik de var. Matematiğin fizik gibi bir vücudu realitesi yoktur. Mahluk değil. Duruşuna bakarsanız sanki vacip gibi duruyor. Matematiğin vücudu olmadığından ilk onda mühim. Evrimi yok matematiğin. Matematiğin evrimi yok çünkü onu kullanamıyorlar. Çünkü 5 Big Bang'den de önce 5 vardı. Şimdi de var. Matematiğin evrimi olmaz. Devrimi de olmaz tabii. Ortadan maddeyi kaldırırsan yine matematik var. İnkarcıların hiçbiri matematiğe dokunmuyorlar. Nasıl bunun kaynağı yok? Kim nereden başlatmış diye sormuyorlar matematiği. Allah'ı kim başlattı? Allah'ı kim yarattı? Sorarlar. Ama matematiği kim yarattı? Matematiğin kaynağı var mı? Sormazlar. Fiziğin kaynağı var. Big Bang. Biyolojinin kaynağı var. Big Bang. Değil mi? Fakat matematiğin kaynağı yok çünkü Big Bang'den de önce var. Sıfır zaman. Allah'ı kim yarattı sorarlar, matematiği kim yarattı sormazlar. Çünkü matematik her şeyin alt veri tabanı, ademi vücut, vücutsuz vücut, vücut ilmisi var. 5. Tipini söyleyin bana. Abi 5 şöyle. Lan bu Latince'de, Araplarda böyledir. Öyle değil mi? 5 bu. Yani 5 deyince bu mudur yani senin zihnin? Çünkü hiçbir şekil hatırınıza gelmez. Söyleyin bana hadi bir şekil. Yok. Yok ki. Nasıl tasavvur edeceksin? Mesela kalem. Böyle bir şey geldi, böyle bir şey geldi.
Devamlı kullanıyoruz. Kimyanın da fiziğin de her şeyin temeli matematik. Kullanılan veri tabanı. Ama vücudu yok. Hayal edemezsiniz. Şekillendiremezsiniz. Yok vücudu. Edebilir misin? Ama hiç dokunmazlar. Hiç dinsiz adam matematik profesörüdür. Hiç buna demez yani. Ona Allah kim yarattı diye sorar. Kendi profesör olmuş. Dawkins. Kendisi sağ ya bu matematik bu matematiğin kaynağı nedir ya? Nereden çıktı? Nasıl tipi var? Vücut haricisi var mı? Onu yarattı, onu yarattı. Fizik buradan çıktı. Bu da işte kuantumdan çıktı. O da Big Bang'ten çıktı. Matematiğe geliyor. Matematiğin başı nedir? Matematiğin sonu yok ki başı olsun. Sonu getirirsen sorma hakkın var. Bir şeyin sonunu getirirseniz, yani sonsuzun sonunda ne var soramazsınız. Sonsuzun sonunda ne var soramazsınız. Çünkü mantıksız bir soru soruyorsun. Mantıksız sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Niye? Sonsuz diyorsun, son veriyorsun, sonunda ne var diyorsun. Hem sonsuz diyorsun, hem son veriyorsun, sonunda ne var diyorsun. Pi sayısının da sonunu bulamamışlar ya. Yok ki, pi sayısının sonu yok ki. Sonsuz bir pi sayısını var kabul edip kullanıyor. Ondan sonra var kabul ediliyor. Yani olayları çözümlemede sabiteler var. Mesela deniz seviyesinde, 0 santigrat derecede, 76 civa basıncı altında işte pi sayısını 3.14 sabit kabul edilirse değil mi? Niye bunları sabit kabul ediyorsun olayları çözmede de Allah'ı olayları çözmede sabit kabul etmiyorsun? Pi kadar mı değeri yok Allah'ın? Pi sabit kabul ediyorsun? NŞA diye bir şey var abi. He? Normal şartlar altında diye bir şey var. Bir atmosfer basınçta 25 santigrat derecede bütün ÖSS sorular bu standartlarda gelir. Bunlar tek tek saymazlar abi. Derler ki NŞA'da diye başlarlar abi. NŞA normal şartlar altında. Normal şartlar altında 0 santigrat derecede bir atmosfer basınca 76 civa milimetre civa basıncı altında. Bizim mektepte öyle okumuştuk o zaman. Şeyler değişti abi. Mesela değişti mi? Şeyler değiş. Mesela mol diye bir şey yok. 6,02 bilmem ne diye giden bir sayı var. Diyor ki bu kadar atoma biz bir mol diyelim. Bunu kim hesaplayacağız sürekli diyorlar. Bunun adı mol olsun diyorlar bundan sonra. Artık mol diye alıyor evet. Diyorsun ama abi. Yani bakın sanki bu dünya güneşten kopmuş parça değil mi? Şöyle diyeyim. Şu görüyor musunuz? Bununla bu maddesi aynıdır. Gözünüzden önünde koş yaptım. Güneşten kopmuş parça mı dünya? O zaman güneşten farklı değil burası. Bu da onun parçası. Bu bitkiler nasıl gelmiş? Bu hayvanlar nasıl çoğalmış? Bu nereden getirilmiş? Nereden taşınmış? Fotokopi kopyalı yapmıştır. Şöyle. Deniz seviyesi. Ulan deniz mi vardı? 0 santigrat derecede. 0 santigrat derece mi var? 40 milyon santigrat derecenin parçası bu dünya. 76 civa basıncı altında. Pi sayısını 0.14 sayı sabit kabul edilirse. 3.14. 3.14 kabul edilirse. Peki 3.14 niye sabit kabul ediyorsun? Sanki bu dünya güneşte kopmuş parça, sonra dünyayı gitti koyduk laboratuvara, orada sanal bir deniz yaptık, 0 santigrat derece yaptık, 76 civa basıncı altında yaptık deniz seviyesi. Ondan sonra biz yosunlardan şeylerden mikro canlılar sonra makroya dönüştürdük. Sanki deniz seviyesini laboratuvarda sanki dünyanın üzerindeki mahluklar yaratılmış. Ulan laboratuvara bile soksa yapamıyorsun. Hücre yapamıyorsun ya. Al yosunu aslana kaplana çevir. Yani ha yosun burada. Laboratuvarın da burada. Deniz seviyen de burada. Sabitelerini de kabul ediyorum. Ulan bize senelerce yutturdular sabiteleri. Bir Allah'ın kulu da sormadı. Hocam niye bunu sabit kabul ediyoruz? Sus lan. Sus. Sabit işte. Pi niye 3.14 kabul ediyorsun? Ve altın oranı var varlıkta şimdi. 6.18 miydi? Nasıl bilmiyorsunuz? 6.18 galiba. Altın oranı var. Her şey bu orana göre şey yapıyor. 16.18 mi? 1.618 galiba. Ha, 1.618. Altının mı? Altın oran. Altın deyince kafanın şey yapıldı. Altın oran. Yani her şey bu orana göre yapılmış. Mesela şunu
şu büyüklüğün buna göre yapılmış. Dünyanın büyüklüğü Mekke'ye göre şöyle böyle var ya, her şey orana göre yapılmış. Ya kısacası sabiteleri kabul etmek zorundasın bazı şeyleri çözmek için. Bazı şeyleri çözdükten sonra öteki şeyleri de bunun üzerine çözüyorsun. Temelde sabiteler var. Sabitesiz çözemezsin. Sabitesiz çözülemez. Peki deniz seviyesi sabit. 0 santigrat derece sabit. 76 civa basıncı sabit. 3.14 ve bir sürü sabiteler var. Bunları sabit kabul ediyorsun da Allah'ın esmasını Allah'ı niye sabit kabul etmiyorsun? Pi nerede var? Vücudu var mı hocam deyince niye bir tanesi çıkıp sormuyor? Niçin pi'nin 3.14 hocam nerede bu? Nasıl bir yer mi içer mi? Kadın mı erkek mi? Tipi nasıl? Hacmi nasıl? Yer? Nasıl bir arkadaş bu? Hep zan, hep kabul. İşte. Yani abi şeyi sabit kıymak, şey yapmak zorundalar ya. Mesela pergede bir yere koymak zorundalar. Ahiret de şey o zaman. Yani. Çok güzel bak. Yani, pergeli de bir daire yapmak için bir yere koymak yani zorundalar. Her şey ahiret çözüyor yani. Evet. Çok güzel. Dünyadaki hadiseleri de yani pergeli yuvarlak yapacak. Bir yere sabit koymak zorundasın pergeli. Güzel. İyi kafanız böyle buzullardan hani var ya soğuktan çıkıyor, bağır, eriyor ya. Tabii şey oluyor. Bu başka bir örnek vereceğim. Nerede kalıyorsanız, kimin yanında kalıyorsanız, yani o noktada dalga vura 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 şekil alıyorsunuz. Bu ister istemezdir, kaçınılmaz. Mesela Karadeniz'in yalçın kayalarını bak, serttir ama su ne yapıyor? Vura vura oyuyor. Kaldığınız, gittiğiniz dersler kişi ister istemez sizi oyuyor o noktada. Öyle ders yapıyor, öyle yapıyor, o nokta, o nokta, o nokta. Ama başka bir şeye gitseniz, Risale-i Nur'un başka noktası, başka noktası, başka noktası, o inkişaf ediyor. Ve o zaman diyorsunuz ki, doğru budur. Ben size de şöyle diyorum, hayır. Doğru bir olsa Allah'ın esması tek olur. Kimisi Hakim isminden gidiyor, kimisi Rahim isminden gidiyor. Hepsi doğrudur. Hepsi, mesela bir ismin nihayetsiz de mertebesi var. O 5. kattan bakmış, o 7. kattan bakmış. Hepsi de doğrudur. Yanlış bile doğrudur biliyor musunuz? Bir tane bir şey söyleyeceğim kızmayın bana. Ebu Cehil bile, küfür bile doğrudur. Ne doğrudur biliyor musun? Doğru bilinmesi için o lazımdır demek istiyorum. Ebu Cehil'i kaldırın, haramları kaldırın. Ne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kalır, ne farzlar kalır. Haramı kaldırırsanız farz yoktur. Karanlığı kaldırırsanız aydınlık yoktur. Yanlışlar doğruları göstermek içindir. Onun için Ebu Cehil, Ebu Lehebler, Firavunlar, Nemrutlar sistemin işlemesi için ara boşluklarıdır. O zaman yatın kalkın da şükredin. Ebu Cehil rolünü oynamıyorsunuz. Beni çok mutlu ediyor bu iş. Yani bak onlar kullanıyor. Kullanıyor tabii. Çünkü sistemin işlemesi için şeytan lazım. Ebu Cehil lazım. Vallahi lazım. Bu mesela hani misalim vardı ya yarım metre su 10'a 10 çapında bir havuz yarım metre su 20'ye 20 plastik parçalar suya batmayan parçalar plastik ve üzeri ışık yanıyor. Hepsinin ışığı renkli farklı olsa mavi pembe vesaire. Hepsini dizin Cihat. Diz. Havuza diz ama hiç boşluk olmayacak. 20'ye 20. Ben 20, boy 20. Tamam. Dizdin. 10 metre 10 metre kare şeklinde havuza. Hiç kıpırdamıyor. Şimdi Cihat sana soruyor. Aşağıdan ben suyu oynatıyorum. Bunlar değişir mi yerleri? Değişmez herhalde. Değişmez tabii canım. Bak havuz düşün. Havuza yerleştirdim. Suya batmıyor. 20'ye 20. Hiç boşluk kalmayacak. Hepsini yapıştırdın mı? Aşağıdan suyu ben oynatıyorum, hiçbir şey olmaz. Yalnız oynar. Değişmez. Üzerinde lamba var. Ama bak şimdi, İsmet'in oradan 3-4 tane al. Abdülkadir'den alalım, buradan alalım, şundan alalım, İsmail'den alalım, Nadir abi'den al, oradan al. Ortadan al, tamam. 3-5 tane aldık mı? Boşluk oldu mu? Şimdi suyu karıştır. Bunlar değişir mi yerleri? Değişir. Heh. Ama üzerinde de lamba var. Akşam, lambalar yanıyor, tavan. Şimdi bu havuz, su, tamam mı? Su, şeydir, melekutiyet. O plastik parçalar, vücut, varlık, atom.
O mülk. O boşluklar ademi, şeytani, firavun, nemrut, şeytan, küfür vesaire. Olumsuzluklar, hastalıklar, musibetler. Burası da dünya. Bunlar da esma, parlayan. Plastiğin üzerindeki. Şimdi ben oraya bakıyorum. Aa, manzara değişti o gelişi. Demek ki burada oynuyor. Eğer ara boşluğu olmasın, tavanda ışık hep sabit olur. Onun için ara boşluğu yazıyı gösteren sayfanın boşlukları kadar değerlidir. Şu sayfayı gösteren, yazıyı gösteren, yazı ne kadar mühimse, bu yazıyı gösteren ara boşlukları yazı kadar değerlidir ama yazının değeri gözükmüyor. Oysa onun özelliği göstermek için var. Eğer ara boşluklar olmasa yazı gözükmez. O zaman yazıyı gösteren yazı kadar değerlidir. Adem vücut kadar lazımdır. Değerli değil ama lazım. Onun için hayatın içerisine hastalık, musibet, firavun, nemrutları, olumsuzlukları, panik atakları, şunlar bunlar koymasan hayatın donuk olur, yaşanmaz. Tövbe aşağı. Sonsuz mutlak Allah Teala öyle bir ancak Adem zemininde. Ancak bu sistemi Allah yapar. Böyle baktığın zaman tövbe yani Allah hakikaten yani inancımla değil. Bütün duygularımla, şuurumla diyorum ki hakikaten Allah böyle bir sistemi, yazılımı böyle kurabilmesi, kurması, böyle tövbe, şuurumla diyorum. Hakikaten Allah, harika bir Allah yani. Öyle bir şey yani Allah. Program Ekber abi. Program Ekber he. O zaman hayran oluyorum, deli oluyorum, aşık oluyorsun yani. Hakikaten sesin gelmesi, araba gidiyor, uçak geliyor, rüzgar esiyor, fabrikalar geliyor, deniz geliyor, ihracat var, ithalat var, kavga var, gürültü var, adam ölüyor, geliyor hastalık, kanser, ölüyorlar, diriliyorlar. Hepsi garibime gidiyor. Bunlar hep böyle, bunların değişmesi için yapılmış. Yani batınını zahiri çıkartması için, farklı farklı manzara olsun burada. Biz Azazil'le şeytanı karıştırdığımız için şey olmuyor abi, farklılık gelmiyor bize. Mesela ne diyor? Hani Azazil var ya. Ha Azazil, şeytan. Şeytan işini ilk yapan. Nereden? Bu şeytanlık mesleğini başlatan Azazil. Şimdi hani şeytaniyet bizdeki bir yazılım. Onun sonunda biz yazıyoruz ki yaptığımız günahlarla. Yani benim şeytanım bana özel o yüzden oluyor. Yani yine insaniyet diz kısmında da yazılım yine ben yapıyorum. Bu dünyadaki hareketlerimle. Hani benim yazılımı ben Azazil sanıyorum. Ama o bana şey yapıyor sanıyorum. Evet. Aslında yani şeytanı... Bu şeytanlık mesleğinin başı olduğu için öyle biliniyor yani. Evet, aynen. Oysa o yapıyor zannediyorsun. Şeytan bile, şeytana bazen bir şeytanlık yapıyoruz. Hani diyor ya üstad, şeytana rahmet okutturur diyor. Şeytan neymiş ki insanın şeytanlığı karşısında? Şu şeyi de bitireyim, kesiyorum. Matematik okumam lazım ki sonra evrime geçeceğim. Evrim okumayacağım ama. Evrim de var burada benim notum. Matematiğin vücudu olmadığından ilk anda mühim. Evrimi yok matematiğin. Ortadan maddeyi kaldırırsanız yine matematik var. İnkarcıların hiçbiri matematiğe dokunmuyorlar. Nasıl bunun kaynağı yok? Kim nereden başlatmış matematiği sormuyorlar. Mahluk gibi durmuyor. Adem ile vücut ortasında bir berzah gibi benziyor. Bununla alakalı evrimin bir şeyini vereyim. Bir misalini vereyim, evrim. Erdinç, hayal et. Erdinç dedim, bunun fotokopisini çeker misin? Hayalen çeker misin şimdi? Hayalen. Çektin mi abisi? Bu asıl. Birinci kağıt. Musa, onun çektiğini sen de çek. Onun çekti ya. Seninkisi iki. İbrahim sen de çek. Onun çektiğini. 3. Sen de çek. 10 tane çekilmiş olalım. Fotokopiden fotokopi. Fotokopi mi? Tamam. En son seninkisi olsun. Seninkisi olsun. Tamam. İyi, öyle miydi? Şimdi en son senindeki elindekini aslına kıyas edersek hangisi eski olarak duruyor? Hangisi daha eski gözüküyor?
En eski seninsi değil mi? Çünkü yazılar silinecek. Tabii gele. Şimdi adama göstersen bu sayfa ile bu sayfa hangisi asıldır desen, hangisi daha eskidir, hangisi bize daha yakındır, hangisi der, buna mı buna mı? Fotokopi olarak fotokopi daha eskidir abi. Evet, fotokopi, oysa fotokopi daha yeni. İşte Darwin burada tökezledi ya. Çuvallamış. Anladınız mı? Yani efendim spordan, yosundan, kareye böyle fotokopi çekile insana geldi. İnsan en yeni dedi. Çünkü yeni olarak duruyor. Oysa aslına göre bu ters oldu. Anladınız mı burayı? Bir daha okuyayım. Evrimcilerin hatasından biri, bir kağıdı fotokopi yap, onun da fotokopisini yap, onun da fotokopisini yap, sonra de ki birisine hangisi eski, en son fotokopi için eski diyecek. Niye? Silik çıktığı için. Oysa eski görünen en yeni. Maymunun insandan eski gözükmesi de buna benziyor. Oysa bütün varlık insandan yaratılmış. İnsan en son çekilen değil. Her şey insandan yaratılmış. Nur-u Muhammedi'den yaratılmış. Maymunun da eski gözükmesi fotokopi kağıdı gibidir. Bir daha okuyayım. Oysa en eski görünen yeni. Maymunun insandan eski gözükmesi de buna benziyor. Ama tersten bakmışlar. En son ürün insan diyorlar. Bu misal gibi. Oysa ilk ürün insandır. Eski gibi duruyor maymun. Çünkü fotokopiden fotokopiye eskimiş olmuş. Aslı insan. Çünkü nereden biliyoruz? Çünkü insanda hepsi var. Bütün sıfatlar var. Maymunun sıfatı var. Domuzun sıfatı var insanın. Bana söyleyin hangi bir tane sıfat olmasın. Nebatat, hayvanat, ervahlar, ruhaniyat, şeytanlar, cinler, dam, tam, amman, tam, ters, tepsi. 18 bin alemi hulasası. Ya. Vahir davahım enelhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.